Arkadaşlar merhaba. Endokrin sistemle devam ediyoruz. Endokrin sistemde özellikle hormonların yapısından bahsetmiştik bir önceki videoda. Hormonların küçük büyük yapılı olmaları, hücreleri nasıl etkiledikleri, hücrenin hangi kısmını uyardıkları ile ilgilenmiştik. Bundan sonra artık vücudumuzda hormon salgılayan bezlerle, yapılarla devam ediyoruz. Hormon salgılayan, hormon üreten yapılara endokrin bez adını vermiştik. Bunlardan ilki hipofiz bezi. Hipofiz bezinin ve hormonların ne işe yaradığını tamamen teker teker özelliklerine girmeden anlatmak istiyorum. Bakın hipofiz bezi beynimizde bulunuyor. Öncelikle bunu oturtmamız lazım konuya ilk başlarken zihnimize. Beynimizde bulunuyor. Beynimizde bakın hipotalamus burada rastlantısal çizilmedi. Hipofiz bezi ile bağlantısını çok dikkat ederek göreceğiz. Hipotalamus, hipofiz bezi birbirine çok yakın ve birbirleriyle etkileşim halindeki iki tane yapıdır. Beynin aslında yaptığı ve buradan hipofiz bezinden salgıladığı hormonlar vücutla diyaloğa geçmesi yani konuşmasıdır. Burada hipofiz bezinden salgıladığı hormonlarla böbrek üstü bezini uyarır, tiroid bezini uyarır, yumurtalıkları uyarır, aynı zamanda pankreası uyarır. Bir şekilde eşey üreme hormonlarını erkeklerde testisler, dişilerde ovaryum olmak üzere uyarır. Bu haliyle beyinden tüm organlara aslında sinyal gider. Bu hormonlar iç dengede yani insan vücudunda mesajlaşmaya karşılık gelir. Bu mesajlaşma artık işte kalsiyumu ayarlamalısın, şekeri ayarlamalısın, tiroksin üretmelisin, büyüme hormonu gönderiyorum, hücre bölünmelerini arttırmalısın gibi mesajlardır. Bu yüzden siz ilk başta konuyu çalışmadan önce her şeyi bir tabloda görmelisiniz. Tabloda bütün hepsine bir bakın. Bu hipofiz bezinin öncelikle hemen yakınında, az önce gösterdiğim gibi hemen yakınında bulunan hipotalamustan uyarıldığını bileceğiz. Öncelikle beyin, hipotalamus, hipotalamustan hipofiz bezi uyarılacak. Sıralama bu şekilde. Bu kısımda hipotalamus çalışmasını kontrol eder cümlesi yanlış değil. Doğru bir cümledir. Sorularda karşınıza böyle gelebilir. Hipotalamus, hipofiz bezinin çalışmasını kontrol eder. Sadece bu işe mi yarar? Hayır. Sadece bu işe yaramaz. Hipotalamus, hipofizin ön ve arka bezi var. O bezlere de hormon üretip gönderen bir yapıya sahip olduğunu da söyleyeceğiz. Hipofiz bezi, tiroid bezi, böbrek üstü bezi, kabuk bölümü, böbrek üstü bezinin kabuk bölümü, yumurtalık ve testislerin çalışmasını kontrol eder. Az önce şekil üzerinden anlattığım gibi hipofiz bezi aslında beynin organlara, bakın eşeysel kısma, ikisi de eşeysel bölüm, aynı zamanda böbrek üstü bezlerine ki bundan ne üretildiğini, tiroid bezinden ne üretildiğini öğreneceğiz. Bu kısımlara haber göndermesi. Şimdi öncelikle hipofiz bezi ön lob, ara lob ve arka lob olmak üzere 3 kısma ayrılıyor. Son zamanlarda MEB kitaplarında ve müfredatta ön lob ve arka lob olarak kabul ediliyor. Ara lobu saymıyor. Ama sizler soru çözerken bazı eski kaynaklarda rastlayabilirsiniz. Bazı ekstrem örnekler olabilir sorularda. Ara lobun da önceden olduğunu bilin lütfen. Eğer ara lob verilmiyorsa buradaki ara lobun hormonunu da ön lob gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım. Ön lob dediğimiz kısım ve arka lob dediğimiz kısımlardan neler salgılanıyor? Bakın burada sayılar size her zaman hatırlamak için yardımcı olabilir. Ön lobtan salgılanan hormonlar kaç tane? Önce isterseniz onun rakamını verelim. 6. Ara lobtan MSH, melanin üretici hormon salgılanır. Bunu da eğer ön lob diye sayarsanız 7 tane hormon salgılanıyor. STH, TSH, ACTH, FSH, LH, LTH ve MSH. Şimdi bunların kısaltılmış halleri size bir şey ifade etmiyor olabilir. Uzun halleri de bir şey ifade etmiyor olabilir. İşin korkunç tarafı o ama yapacak bir şey yok. Biz bunların isimlerinden birazcık ne olduğunu bileceğiz. Örneğin somatotropik hormon, büyüme hormonu diğer adıyla çok da yabancı, bambaşka, uzaydan gelen bir şey değil aslında. Sizin hücrelerinizin büyümesini sağlayacak bir hormondan bahsediyoruz. TSH, tiroid uyarıcı hormon. Diğer adıyla bunu TUH olarak da görebilirsiniz yine soru bankalarında.
ACTH, adrenokortikotropik hormon. Çok korkunç geliyor olabilir size ismi, uzun ismi. Böyle kısa haliyle de öğrenebilirsiniz. Yaptığı şey ne? Böbrek üstü bezini uyarabilmek. FSH, buradaki FSH folikül uyarıcı hormon. FUH olarak da karşınıza çıkabilir, kısaltılmışı. Folikül uyarıcı hormon baş harfleriyle. LH, luteinleştirici hormon. Bu ikisi de yumurtalıklar ve testisleri uyaran gonadotropik, yani gonad hormonları olarak da genel bir isme sahiptir. Gonadlar demek eşeysel bölgeler demektir. LTH, luteinleştirici hormon. LTH süt bezlerini uyaracak. MSH, derimize renk veren pigmentlerin üretiminden sorumlu. Sonra geliyoruz arkalopa, hipofiz bezinin arkalopuna. ADH, antidiüretik hormon. Bu yine bizde böbreklerde suyun geri emilmesinde etkin olan bir hormon. Vazopresin olarak da karşımıza gelecek. Bunları tekrar ayrıntılı anlatacağım arkadaşlar. Lütfen şimdi dinlerken panik olmayın. Bunları nasıl öğreneceğim diye. Bunların hepsini teker teker işleyeceğiz. Ne işe yarıyor ve veya ne kadar, mekanizması nasıl, öyle mi böyle mi diye bahsedeceğiz. Lütfen panik olmayın. Oksitosin sonrasında, oksitosin de yine dişilerde önemli bir role sahip. Özellikle sütün süt kanallarında hareket etmesi, meme ucuna gelmesi, bunlar hep hormonların düzenlediği süreçler. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bütün olarak görmenizi istedim. Çünkü teker teker başlık altından hipofiz bezi, hop büyüme hormonu, sonra tiroid uyarıcı hormon diye verdiğimizde bazen kavram haritası zihninizde oluşmuyor. Zihninizde oluşması için bir bütün halinde görmenizi istedim. Hipofiz bezi ön lobtan ilk önce şu hormonları salgıladı. Tekrar söylüyorum. MEP'te ara lobu kabul etmemiş kitapta. Bu MSH dediğimiz hormonu da burada ön lobtan salgılanıyor gibi vermiş. Onu da görebilirsiniz, bunu da görebilirsiniz diye videonun başına söylemiştim. Tekrar hatırlatıyorum. Ama eskiden arka ara lob olarak bilinen bir kısım vardı. Bu kısımdan salgılanır. Arka lobtan da iki hormon salgılanıyor. Lütfen bunları aklınızda kodlamaya çalışın. Şimdi teker teker hormonların özelliklerine başlayacağız. Hipofizin öncelikle şundan bahsedelim. Az önce bahsetmiştik. Hipofizin arka lobundan üretilen ADH ve oksitosin hormonları asıl üretim yeri neresiydi? Hipotalamus. Peki hipotalamus neresiydi? Şekilden yine hatırlayalım isterseniz. Bakın beynimizin enine kesitinden bahsediyoruz. Enine kesitinde hipotalamus buradaki mavi olan bölge. Hipofiz bezi de onun önden şöyle burun gibi çıkıntısı. Gördüğünüz gibi bu çıkıntı hipotalamusa bağlı. Ön lob dediğimiz kısmı şöyle göstereceğiz. Ön lob ve arka lob. Ön lob kısmı kendisi hormon üretiyor. Tam 7 tane hormon ürettiğini söyledik az önce. Arkadan da 2 tane hormon salgılanıyor dedik. Dikkat edin. Arka lobtan salgılanan hormonlar o halde buradan salgılanıyor ama üretim yeri neresi? Hipotalamus. O halde arka lobtan salgılanan, burada sadece hipofiz için salgılandığı yer diyeceğiz. Salgılandığı yer. Bu iki hormonun üretildiği yer, bunu sorularda çok sorarlar. Üretildiği yer neresi? Hipotalamus. Buraya gelip salgılanması hipofiz. Hipofizin arka lobu. O zaman hipofizin arka lobundan hormon salgılanır ancak üretilmez. Bu tarz sorular da gelecek karşınıza. Paratiroid bezi ve pankreas hipofiz kontrolünde çalışmaz. Evet, bu size yorum sorusu olarak gelebilir. Peki nerede bu bezler? Hemen şeklimizi geri alıyoruz. Bakın bu şekli birkaç video göreceksiniz. Çünkü hormonlar öyle kolay kolay bitecek bir konu değil. Bu videolarda da yerlerini biliyor olmanız, görsel hafızanıza işliyor olmanız benim için önemli. Çünkü görsel hafıza bazen hiç beklemediğiniz bir
oranda bilginin geri çağrılmasında çok önemli bir faktör. Biyoloji evet ezber ders gibi görünse de her zaman bilginin yorumlanması, bilginin işlenmesi, analiz edilmesi gereken bir derstir. Bu yüzden siz de hem görsel hem işitsel hem de kendiniz notlar alarak buradaki hafızada kalma süresini uzatabilirsiniz ve bağlantıları ancak bu şekilde yerleştirdiğiniz zaman zihninize sağlayabilirsiniz. Şimdi az önce verdiğimiz bilgi neydi? Paratiroid bezi ve kim? Pankreas kim tarafından kontrol edilmiyor? Hipofiz bezi tarafından kontrol edilmiyor. Bunun nedenini anlatırken hem pankreası hem de paratiroid bezini tekrar söyleyeceğim. Çünkü ikisinin de çalışmasını kontrol eden şey kanda bulunan bazı moleküllerin konsantrasyon seviyesi. Pankreas glikozun kandaki değerini ciddiye alıp azalıp artış göstererek bir hormon üretiyor. Hatta iki hormon üretiyor. Paratiroid bezi de yine tiroid bezinden salgılanan bir diğer hormonla tiroid bezinden iki hormon salgılanacak. O diğer yani tiroid bezinin bir diğer hormonuyla karşılıklı çalışarak kandaki kalsiyum seviyesinin miktarına göre hem azalıp hem de artan bir hormon üretme mekanizmasına sahip. Bu size yorum olarak gelebilir. Tekrar söylüyorum. Hipofiz vücudumuzdaki birçok kısmı kendi ürettiği hormonlarla yönetiyor. Bunlara dahil olmayan, bu durum içerisinde yer almayan iki tane kısım var. O da paratiroid bezi ve pankreas bezi olmak üzere. Pankreas bez artık sayılmıyor. Organ gibi düşünebilirsiniz. Hipofizden salgılanan hormonlara başlıyoruz artık. Somatotropik hormon. En temel ifadesiyle STH. Burada farklı şekillerde kısaltmalarını da görebilirsiniz soru bankalarında. Ama o farklı şekilde kısaltmayı gösterecekse mutlaka size uzun adını da söyler. Şimdi somato derken bazen size bu isimler ipucu veriyor. Somato derken de bir ipucu veriyor. Biliyorsunuz iki tane kromozom takımı ve hücre grubu vardı. Somatik hücreler ve eşeysel hücreler. Eşeysel hücreler. Somatik hücreler bizim vücut hücrelerimiz. Hücreleri. Eşeysel hücreler de bizim eşey organlarımızın ürettiği gametler. Gametleri üreten hücreler diyelim. Üreten hücreler ve gametler. Vücut hücrelerini uyaran hormon, somatotropik hormon. Şimdi vücut hücrelerini neden bir hormon uyarır? Bu arada bazı hormonlar spesifiktir, belirli bölgedeki hücreleri uyarır. Bazı hormonlar da tüm hücreleri uyarma özelliğine sahiptir. Somatotropik hormon tüm hücreleri uyaran hormonlardan bir tanesidir. Şimdi dikkat edin, hem tüm hücreleri uyarıyor, hem tüm hücreleri uyarmasının yanında vücut hücrelerini uyarıyor. O zaman neyi sağlayan hormon? Kas ve kemik dokunun büyümesini sağlayan, yani büyümeyi sağlayan hormon. Büyümeyi sağlayan hormondan bahsediyoruz. Büyümeyi sağlayan hormon bir canlıda büyümeyi tetikler ve belli bir dönem salgılanır. İnsanlar veya hayvanlar sınırsız büyüme özelliğinde mi? Değil. Belli bir noktaya kadar büyürler. Bizim ergenlik dediğimiz kısımda işte bu noktaya kadarki süreçte gördüğümüz büyümede, büyümeyi kastediyoruz. Burada bakın büyüme sırasında hücre bölünmesini uyaracaksa protein sentezini hızlandırır diyoruz. Protein sentezinin hızlanması, bölünmenin uyarılması büyüme hormonunun etkisiyle gerçekleşiyor. Ve yine tüm hücreleri uyarması da bizim için önemli bir özelliği. Peki bu hormonun az veya fazla salgılanması bizde anormalliğe neden olur mu? Bir yorumlayalım isterseniz. Evet, neden olur? Çünkü eğer bir hormon az salgılanırsa, ki bu büyüme hormonuysa, büyümenin az olmasını öngörürsünüz. Eğer fazla salgılanırsa da büyümenin
çok hızlı olduğunu, büyümenin fazla olduğunu gözlemlersiniz. Burada büyümenin fazla olması veya belli bir yaştan sonra büyüme hormonunun verilmesi orantısal büyümeye neden olmaz. Bazı kısımların daha fazla büyümesine, el ve ayakların veya kafanın, kafatasının daha büyük olmasına sebep olur. Bu kısımda özellikle fizyolojik konusunda hastalıklarla ilgili başlı başına bir video çekeceğim. Orada hastalıkların isimlerinden bahsedeceğim. Ama hormonları da verirken bu hormonların kanda belli bir seviyede olması, belli seviyenin altına inmesi veya üstüne çıkmasının hastalık yapacağını lütfen sorularda yorumlayın siz de. Bu şekildeki yorumlarınız sizin için önemli. Evet, devam ediyoruz. Şimdi TSH, tiroid uyarıcı hormon, diğer adıyla TUH dediğimiz hormon. Tiroid dediğimiz yer neresi? Tiroid bezi dediğimiz yer neresi? Öncelikle ona bir bakalım ki biraz daha aklımızda kalsın. Tiroid dediğimiz yer, bakın, boğazımızda kelebek şeklinde olan bir bezden bahsediyoruz. Burası aynı zamanda bağışıklık sistemimizin de etken olan lenf düğümleri olarak da isimlendirdiğimiz kısımlarımızdan bir tanesi. Tiroid bezinden iki tane hormon salgılanacak arkadaşlar. Önemlidir. Bunun için şöyle bir onun ayrıntılı kısımlarını vereceğiz. TSH dediğimizde o halde tiroid uyarıcı hormon TUH kısmını bizi ilgilendiren, bağlayan kısım olduğunu söyleyelim. Tiroid bezinden tiroksin salgılanması bizim hipofizden salgılanan hormonumuzun görevi. Tiroksin genellikle bu bezin daha fazla çalışmasını veya daha az çalışmasını sağlayan bir hormondur. Tiroid bezini harekete geçirir, uyarır. Bu da oldukça önemli bir bilgi. Tiroid bezi veya tiroksin hormonu şu nedenle önemlidir. Tiroid bezinin tiroksin hormonu, bu hormon da yine tüm hücreleri uyaran bir hormondur. Şimdi dikkat edin. TSH, tiroid uyarıcı hormon, TUH dediği zaman tüm hücreleri uyarır mı? Hayır, tüm hücreleri uyarmaz. Spesifiktir. Sadece nereyi uyarır? Tiroid bezini uyarır. Aradaki farka bakın. Tiroid bezini uyardı. Peki tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu ne yaptı? Ki bunu işleyeceğiz tiroid bezini de işlerken. Ne yaptı? Tüm hücreleri uyardı. Demek ki sizin hangi hormonun nereyi uyardığını bilmeniz önemli. Daha sonra geçiyoruz. Yine hipofizden salgılanan bir hormon. Adı uzun olan, adı tekerlemeye benzeyen ACTH kısaltmalı adrenokortikotropik hormon. Şimdi adreno, bakın, kortikotropik hormon. Aslında buradaki isimler bize ne olduğunu açık açık söylüyor. Böbrek üstü bezinin kabuk bölümünü uyaran hormondan bahsediyoruz. Korteks demek kabuk demektir. Korteks kabuk. Adreno adrenalin bazlı hormonlar demektir. Veya oradaki kısımları hızlandıran ve yavaşlatan kısımlar demektir. Buradaki isim de zaten böbrek üstü bezini uyaran hormon ACTH. Bu anlama gelmekte. Böbrek üstü bezinin kabuk bölümünü uyardı. Hangi hormonun üretilmesini sağladı? 1 kortizol, 2 aldosteron. Şimdi biz bunların ne olduğunu böbrek üstü bezini işlerken öğreneceğiz. Fakat şu yorumu yapabiliriz. ACTH tüm hücreleri uyarıyor mu? Tüm hücreleri uyaran bir hormon mu? Hayır. Nereyi uyarıyor? Böbrek üstü bezinin kabuk bölümünü uyaran spesifik bir hormon. Kortizol nasıl? Bunu da bu kısmı incelerken öğreneceğiz. Aldosteron ve kortizol belirli kısımlarda ama çok mesafeli, çok yüz ölçümlü bir bölgeyi uyaran iki tane hormondur. Kortizolü zaten kortizol tedavisi başlığı altında sık duyuyorsunuzdur. Normal kendi hayatınızdan da. Buradan artık daha da derinlere, yani ne yaptığını
öğrenmeye geliyor iş. Bu hormonların ne yaptığını öğrendiğinizde, bu hormonların eksikliğinde başınıza neler geldiğini öğrendiğinizde aslında bakarsanız vücudunuzun nasıl çalıştığını anlamaya başlıyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum, biyoloji insan bedeninin kullanma kılavuzu gibidir. İçeride neler döndüğünü, nelerin ne işe yaradığını anlamanız gerekiyor ki bu mekanizmayı doğru bir şekilde kullanın. Bu makine olarak düşünürseniz vücudunuzu, makineyi daha verimli kullanın. Biliyorsunuz daha önce de bunu videolarda örnek vermiştim. Her kullandığınız ürünün bir kullanma kılavuzu var. Ama hepsinin, en basit aldığınız bir yüzücü gözlüğünün bile burada bu kısımda bu kadar karmaşık bir mekanizmadan bahsediyorsak eğer nasıl çalıştığını bilmeniz gerekir. Şimdi bir tane daha hormondan bahsederek videoyu tamamlıyorum. FSH dediğimiz folikül uyarıcı hormon dişilerde yumurta ve östrojen hormonunun üretimini uyarır. Erkeklerde ise sperm üretimini uyarır. Şimdi foliküller biliyorsunuz dişilerde bulunan kısımlar. Nereleri? Şu yumurtalıkların içerisinde bulunan bölümlere folikül denir. Aslında bu hormonun yaptığı şey neymiş? Ovaryumları yani yumurtalıkları uyarmak. Dişiden salgılanıyorsa yumurtalıklar, erkekten salgılanıyorsa da neresi? Testisleri uyarıyor. Ne üretmek için uyarıyor? Dikkat edin bakın. Burada dişi ise eğer yumurta ve dişilik hormonu östrojen, erkekse de sperm üretimini uyaran bir hormonmuş. Bu konuları lütfen sıcağı sıcağına tekrar edin. Bunlarla ilgili soru çözmeye başlayın. İyi çalışmalar dilerim.